Yazın, yazın şey, çok daha keyifli olur ya, bence. Yazın kaşa, şey merkeze kışın. Şimdi tabii Galatasarayların merak ettiği bir isim var. Onu da konuşalım. Hazır ikiniz de burada <gülüyor> bulmuşken. <gülüyor> e, Ocak ayında girişimlerde bulunmuştu Galatasaray bu isim için. Portekizli Stoper Ferro. Hmm. E, oyuncu hani Luindama'nın satılması da gündeme gelmişti satılırsa diye. E, eğer giderse Luindama takımdan renklere bağlanacak. Evet oyuncu için bilgilerimi tazelemem lazım. Uzak kaldım çünkü bu eski mesleğimden. Ama hatırladığım kadarıyla şöyle kaleyi, kaleden uzakta savunma yapanlar için ideal bir, stoper. Ki zaten Portekiz ligindeki çoğu stoper. Bu özelliği var. Ayağı iyi diye hatırlıyorum. Yani aslında biraz şey modeli. Marka biraz bir farklı bir modeli diyebiliriz. Ama dediğim gibi bilgilerimi biraz tazelemem lazım. zaten Marka ile birlikte oylamasını öngörüyoruz. Evet. Eğer Lu giderse çünkü donk yaşı itibarıyla hani çok ileri dön dönük olarak gelecek sezon yine Don yani alternatif olarak düşünülür düşünülse de yani şu anki ee... performans çok öyle durmuyor ama ne kadar sürecek? <laughs> Tabi orada bir marka ayrılığı da yaşanabilir. Yani Nicasil'in zaten gelecek bir nabız teklife yoklaması teklife vardı. Ee, oradan bir çift taneli bir rakam eğer teklif gelirse gelirse burada hem Lu hem de marka ayrılığı yaşanabilir e, gibi gözüküyor. O yüzden de e, birden fazla stoper takviyesi de Galatasaray'da olacaktır. Çünkü bütçeyi rahatlatmak zorundalar. E, devre arasında yapamadıkları bu hamleyi de muhtemelen sezon sonuna sakladılar. ve Bu yüzden de hem marka hem de Luyendam'a takımdan ayrılabilir Peki sezon çift sonunda. Çift taneli rakam dedin Markao için. Şimdi Galatasaraylılar oya gelen teklifler konusunda pek tatmin olmuş değildi şimdiye kadar. Hı hı. Konuşulan rakamlarla ilgili teklif demeyeyim daha doğrusu. hani Çift taneli rakamda böyle hemen gönderildiler mi? Yani 12'lerden falan bahsediliyordu. 12 milyon euro gibi bir rakam hatırlıyorum. E, Luyendama için de 7,5 milyon euro gibi bir rakam. Yine İngiltere'den geldiği konuşuluyordu. Luyendama zaten performans olarak hala toparlayamadı kendisini. Eğer bu çizgisine devam ederse teklif de geri çekilebilir ya da e, direkt olarak tamam da denilebilir. E, ama Marka için de Luyendama için de toplamda 20 milyon euroluk bir paket fiyat herhalde Galatasaray yönetiminin çok geri çevireceği bir fiyat olmaz ki. Bir de Belhanda gibi oyuncu profiliyle Feguli Belhanda gibi yüksek maaşlardan da yol ayrımları yaşanırsa ki çok yüksek bir olasılıkla Falcao da sezon sonunda takımdan ayrılacaktır. bu durumda Galatasaray'da çok ciddi bir bütçe rahatlaması yaşanacak. E, ya ben kesinlikle bir sonraki satıştan payın eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Marcao'nun hala tavanı var ve gittiği yerde o tavana biraz daha yaklaşacak. Evet. Yani TS aklıma geliyor TS nasıl Portodan sonra bir büyük transfer daha yaptı Bence marka gidecek atıyorum Roma mı ya da işte mu? yani kimse Sassuolo artık orayı açtı da ee, evet. işte Fiorentina mı örnek veriyorum Bir sonraki bir kademe daha var bence ee, o yüzden satıştan payın kesinlikle ekleniyor olması lazım bir de ya satılsın zaten ya da sözleşmesi uzatılsın Çünkü öyle bir problem var yani Gigide sözleşme sonuna geliyor artık marka ki bence uzatılmalı yani satılacaksa da uzatılmalı çünkü bon servisine eklenecek bir şey oluyor. Bu arada ee, marka en fazla süre alan oyuncu oldu Galatasaray'da evet. Taylan'ı da geçti onu Ve da söyleyelim. Ve Çok iyi bir çizgisi var, uzun zamandır çok iyi oynuyor. Evet. evet istikrarlı. Şimdi biliyorsunuz bizim böyle sadık izleyicilerimiz var, videolar gönderen bize Hı -hı. sık sık böyle belki yan yana gelemiyoruz ama onlarla iletişimi böyle de kuruyoruz tweet'lerle, videolarla. Onlardan bir tanesi siz de tanıyacaksınız. Ee, bizim Zeynep ablamız, hı hı. Zeynep Köseloğlu bugün doğum günüymüş ve bize bir tweet atmış. Hemen o tweet'i okumak istiyorum. Sevgili Melike Hanım demiş, iyi yayınlar dilemiş bize. Bugün benim doğum günüm. Geçen sene oğlum Mustafa Göksu ve Hardun Hocamla kutlamıştık. Hı. Artık gelenek olsun. Bu yıl yine son sayfada kutlamam lazım çünkü bana uğurlu geliyor demiş. Ayrıca benim iddiam Mustafa Muhammed Gol Kralı olur demiş. Hem iddia hem herhalde doğum günü dileği olarak <laughs> kullandı. Biliyorsunuz Galatasaraylı Zeynep ablamız koca elinde yaşıyor ve bize sık sık videolar da gönderiyordu. <laughs> buradan doğum günü kutlamış olalım. O geleneği bozmayalım. Herhalde geçen sene Mustafa Göksu ve Haldun maç vardı yayında. Biz de kutlamış olalım. Yeni yaşınız size güzellikler, mutluluklar getirsin. Yani 2020 uğurlu geldiğini söylemiş kendisine ama <gülüyor> <gülüyor> bu düşünceye sahip tek insan olabilir 2020. <laughs> olsun bireysel olarak <laughs> uğurlu gelmiş. Nice, nice yıllar dilerim. Nice kendisine yıllar olsun. Sağlıklı. Bizi seyretmeye devam etsin. Sağlıklı güzel yıllar dileyelim Zeynep ablamıza ve sizden bir ara isteyelim. Şimdi maçlar devam ediyor. Şu anda 75. dakikanın içindeyiz karşılaşmalarda. Porto'nun 2-0'lık üstünlüğü var Juventus karşısında. Dortmund 3-1 önde Sevilla karşısında. Maç bitiminde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir maç özetlerini getirelim ekranlarınıza. Ardından görüşmek üzere. Evet özetlerin ardından yine birlikteyiz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar devam ediyor. Skorlar değişti. 2-1 oldu Porto Juventus mücadelesi. Kimin golüyle? Kiesa'nın golüyle. Şu anda skor 2-1. Diğer maçta Sevilla Dortmund maçında da skor. 3-2 oldu. O mücadelede de Sevilla'nın ikinci golünü De kattı. Şu anda skorlar böyle 88. dakikanın içindeyiz herhalde. E, Porto Juventus maçında diğer mücadelede 89 sanıyorum. Bir de Meri sarı kart gördü evet. değil mi? Melih Demiral sarı kart gördü. Çok iyi maçlar oluyor gerçekten. E, Kiyaza da çok iyi oyuncu. E, babasını da severdik. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten babası da çok iyi futbolcuydu. Enrico Kiyaza. E, hatta ee, o döneme yetişenler e, Fatih Terim'in Fiorentina'da çalıştığı dönemi hatırlarlar. O zaman Forvetti, e, Enrico Enrique bence en underrated kalmış e, santrafor forvetlerden birisiydi ama oğlu daha farklı bir tarzda tabii ki Juventus'a e, çok farklı bir tat kattı. Eee hücum hattında çabukluğuyla fark yaratacak çok adam, çok az adam var e, Juventus'ta. Chiesa da o açığı kapattı diyebiliriz. Evet bakalım maçlar sona doğru gidiyor artık nasıl sonuçlanacak? Biraz daha hareketlendi hatta şu anda özellikle seviye Dortmund maçı. Evet oradaki maç bayağı evet, bayağı Evet biraz tansiyon da yükselmişti bir iki dakika önce. Bir yandan gözümüz orada, bir yandan da izleyicilerimizin sorularıyla devam etmek istiyorum. Yedlin'le ilgili bir soru sormuş Akın Bey. Ee, özellikle e, performansının daha bu kadar maçta belki bir şey söylemek mümkün değil ama e, kanatta da oynayabilir mi acaba? Sağ açıkta da oynayabilir mi acaba diye sormuş. Ee, şöyle 5'ini sağında oynamışlı var hatta çoğunlukla öyle oynuyor. Ama Galatasaray sistemi 3-5-2 değil. Hani Newcastle... Peki olur mu 3-5-2 sistem? Özür diliyorum. Samet Bey'in sorusuymuş bu arada. Ee, yani şu ana kadar Galatasaray denemedi daha önce geç... Markaulo ama donk diye bir formül söylemiş. Ee, geçtim Donk ortada oluyordu, Yundama Sağforvet'te oluyordu. Hı. Geçen sezon aslında bir e, çıkışı Galatasaray bu formasyonla bulmuştu hatırlarsınız. Hatta Şamper Ligi'nde de iyi maçları var. Ma üç, üç, marka da yanılmıyorsam şabeste üçlü savunma oynuyordu Portekiz'de. Evet dörtlü de oynuyordu, üçlü de oynuyordu. Evet. E, ama bu sene hiç görmedik. Galatasaray dörtlü savunmada sadık kaldı Fatih Terim. E, dönülürse evet yani Lines mi Yedlin mi beşli savunma oynar bence de Yedlin oynar. Ee, ama e, tabii ön, ön tarafta da kanat oynayabilir ikisinden birisi bence ama skoru tutarken yani e, atıyorum Galatasaray 2-0 önde skoru tutmak istiyor. E, Lines ya da Yedin herhangi bir kenardaysa oyunu tutma anlamında ön kanat oyuncusu olabilirler ama ana planda ilk 11'de olmaz tabii. Bu arada Alanya çok soğukmuş mesajlar geliyor. Evet e, bayağı e, tam bir kar soğuğu var demiş Kaan süslü bize. Yurdun ee, genelinde bir soğuk hava hakim o zaman. Yani düşünün Alanya'da kars soğuğu evet, yani, varsa biz ne yapalım ama bugün diyorsun, hava İstanbul'da öyle değildi sanki. Güzeldi. Yani değil mi? Evet. Bugün Sıcak bir hava vardı. Evet, Alanya'da da bir maçın yağmurdan dolayı Hatay maçıydı yanılmıyorsam oynanmadığını evet, evet. biliyoruz. O yüzden oranın da iklimi aslında Hı. yanıltıcı olabiliyor. Yağmur orada bayağı etkili oluyor. Evet, yağmur, yağmur evet Alanya'da da Antalya'da da Şimdi Beşiktaş'ta Gezal'dan kötü haber var. Hep Biz böyle iyi performansları konuşunca oyunculardan sakatlık haberleri geliyor aslında. Gezal da sanki hani o kadar ciddi bir problemi yokmuş gibi görünüyordu ama Denizli maçını bay geçiren haftaya rağmen kaçıracak. Evet yani büyük eksiklik tabii. Her anlamda eksiklik hem Beşiktaş'ın oyun tarzı için çok büyük bir eksiklik çünkü... Her zaman bahsettiğimiz bir şey var. Bu oyuncu kenarda oluyor. Mesela hemen aslında Beşiktaş'ın en e, yaratıcı ve oyun kurcusu aynı zamanda. Yerleşik savunmaya yaşabiliyorsa Beşiktaş bunu ilk önce Gezal sayesinde başarıyor. Tabii ki çok büyük bir eşlik olacak. E, yerinde kim oynayacak onu merak ediyorum. Gökhan Töre de döndü çünkü ve aslında son süre aldığı dakikalarda iyi de gözüktü. Ama benim biliyorsunuz oradaki birinci alternatifim e, kendi e, aklımda e, şey Hasiç. Hasic bence Gezal'a en yakın oyuncu her haliyle. Hem... Taner Karaman her zaman olduğu gibi kalem, <gülüyor> <gülüyor> kalem düştü. kalem kapağı düştü. Kalem kapağı da Hasic. Bir Görüşüme... kalem vardı senin bir tane. <laughs> evet ya <yani> benim durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Elim kolum rahat. E, Hasic çünkü... Orta saha zekasına sahip zaten 10 numarada oynamıştı olan bir oyuncu olduğu için en böyle gezalandıran oyuncu şut özelliğiyle de andırıyor. O yüzden sanki onu göreceğiz gençler şey e, Denizli'ye karşı Beşiktaş'ta bence iyi de olur. Ama tabii çok büyük eşitlik. Tabii. Ama şans şu döneme denk gelmesi en azından. Bay geçer, Evet hafta evet. Da olmaz. E, e, bir, 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 bir sonraki maç Malatya maçına maç yetiştirmeye çalışılacak. Evet, bu anlamda şans tabii ki. Yani Ama... zaten Sergen Yalçın'ın kadrosunda Hı -hı. bir oyuncu sakatlandığında yerini doldurmak oldukça zor. Ama Sergen Hoca'nın bu konuya enteresan bir şekilde her maçta bir çözümü oluyor. Evet çünkü oyuncuları